10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Holiday Inn Asya Otel'deyiz. Ev sahipliğimizi yapıyor. Gebze Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği etkinlikteyiz. Ödül 19 törenlerindeyiz. Yanımda cemiyetin başkan vekili Enes Malkoç var, gazeteci. Hemen kendisine mikrofonu uzatmak istiyorum. Bu geceyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? İrfan Bey, şimdi bu geceyle alakalı bir kere çok çalıştık. Yani gerçekten birincisi alışa gelmişin dışına çıkalım dedik. Yani bugüne kadar üzerine durulmamış organizasyon, gazeteciler derneklerinin organizasyonları vardı. Artık Gebze gazetecilerinin kalite gelmesinin adına biz bir milat olmak istedik. Kendimiz adına da. Yani biz de kaliteyi belki çok daha yükseltmemiz gerekiyor. Biz kaliteli izlemiyoruz. Ama topyekun bir kalite çalışması yapması gerekiyor Gebze basının. Çünkü artık sürekli bal bal diyoruz ama bal bal demekle ağız tatlanmıyor. Yani kaliteli iş ekstra müşteri ve kazanç demektir. Bizim en büyük sıkıntımız bize reklam verecek kişilerin taleplerini karşılayamıyor olmamızdır. Bugün getirdiğimiz kaliteyle bölgeye inşallah neler yapabildiğimizi göstereceğiz. Hep birlikte Gebze basında dizayn etmeye çalışacağız. Biz bunu yük belirledik. Ödül 19'dan bahsedeyim. Ödül 19 yeni bir markadır. Bu marka inşallah bundan sonra Ödül 20, Ödül 21, belki de bizim torunlarımız Ödül 73'leri, Ödül 80'leri yapacaktır. Bununla alakalı da önümüzdeki sene daha da üzerine koyacağız. Bu sene elimizden geleni yaptık. Yönetim kurulu olarak yaklaşık bir aydır bu organizasyonun üzerine çalışıyorduk. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gebze Gazeteciler Cemiyetimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bu akşam bir program organize edeceğiz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Geç kalınmış bir program. En basitinden öyle söyleyeyim. Allah şükür olsun Gebze, biliyorsunuz, bölge itibariyle Kocaeli'mizin hem ekonomik olarak hem siyasi olarak en büyük ve lokomotifi, buranın başını çeken, Kocaeli'nin başını çeken bir yerimiz. Tabii ki böyle olunca da basınıyla olsun, iş adamlarıyla olsun, siyasetiyle olsun bir şekilde kendini biraz ön planda göstermesi lazım. Bugüne kadar pek olmadı böyle bir şeyler tabii ki. Özellikle basın olarak da tabii ki biraz daha böyle kalite, biraz daha doğru haberler, biraz daha böyle gerçekçi bir basına da ihtiyacımız var. Bölgeden bahsediyorum, kendi bölgemizden. İnşallah güzel bir çalışma olmuş. Baktım, takip ettim ben de. İnşallah bir rayına girer. Gerçek habercilik anlamında, efendime söyleyeyim, iş adamlarımızdan, siyasetçilerimizden bir kol kola güzel bir şeyler olur diye düşünüyorum. Yani güzel bir şey olmuş, gece olmuş. Başkanım, çok teşekkürler, ayağınıza sağlık. Gebze Gazeteciler Cemiyeti son dönemlerde faaliyetlerini bir hayli hızlandırdı. Hele hele çalışan gazeteciler için çok önemli olan bir günde hem o günü hatırlamak hem o günü kutlamak, aynı zamanda da başarılı gazetecilere ve 30 yılın üzerinde hizmet etmiş gazetecilere ödüllendirilmesi güzel bir olay. Türkiye'de gazetecilik yapan, bu mesleği yürütmeye çalışan meslektaşlarımız maalesef 1961 yılında çıkan bir yasayla elde ettikleri, 212 sayılı yasayla elde ettikleri hakların bugüne kadar hiçbirini alamamış. Her iktidar, sadece bu iktidar değil, her iktidar döneminde gazetecilerin ağzına bir bağ çalınmış ama hiçbir surette hakları verilmemiş. Şu anda bakıyoruz, sendikalaşma yok. Yıpranma payı olmayan bir gerekçelerle yok ediliyor. Ve bir an önce sendikalaşmanın önünün açılması, yıpranmaların mutlaka her gazeteciye verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ben Gebze Gazetecileri ve Gazeteciler Cemiyeti'ni kutluyorum. Gerçekten meslektaşları için böyle bir güzel gece hazırladıkları için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler başkanım. Ödül 19 gecesinde konuklarımızla sohbet etmeye devam ediyoruz. Yanımızda Dilovası Kaymakamı Sayın Asım Alkan var. Efendim, Gebze Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 10 Ocak Gazeteciler Günü etkinliğindeyiz. Ödül 19'dayız. Neler söylemek istersiniz bu geceyle ilgili ve medya ile ilgili, yerel basınla ilgili? Evet, cemiyetinizin Gazeteciler Günü'nü öncelikle kutluyorum. Teşekkür ederiz. Basın mesleği hakikaten meşakkatli bir meslek. Kolay değil. Gece demeden, gündüz demeden, yağmur demeden, savaş şartlarında, yangın şartlarında, her türlü şartlarda basın mensupları büyük bir mücadele veriyor. Onlar sayesinde biz dünyadan haberdar oluyoruz.
Tabii son zamanlarda internetin gelmesiyle birlikte çok daha hızlı bir şekilde haberlere ulaşıyoruz. Telefonlarımıza uyarı geliyor. Anında işte şurada yangın çıktı, şurada kaza oldu. Bunlar tabii bizler açısından, yani haber alanlar açısından güzel şeyler. Ama bu haberler tabii arkasında büyük bir emek var. Bu emek sahiplerini kutluyorum. Kolay bir şey değil. Ve gününüzün de hayırlı olmasın diyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim, cemiyet yönetimimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Efendim, konuklarımız arka arkaya geliyorlar. Yanımızda Avrasya Sanayici İş Adamları Genel Başkanı, Derneği Genel Başkanı, aynı zamanda Gelecek Partisi Yönetim Kurulu üyesi, bölgemizin kıymetli iş adamlarından Sayın Ömer Faruk Başaran Bey var. Hoş geldiniz efendim gecemize, Ödül 19'a. Bu akşamla ilgili, ödül gecemizle ilgili, yerel basınla ilgili hislerinizi öğrenmek istiyoruz. Evet, yerel basın olmazsa olmaz bana göre. Çok önemli. Her ne kadar ulusal basından haber alma ihtiyacımızı karşılayabiliyorsak da yerel basınla alakalı olarak da yerel hadiseleri ancak yerel basını öğrenebiliyoruz. Dolayısıyla yerel basının önemi ayrı bana göre. Çünkü ulusal basındaki birçok hadiseyi zaten yaşantımız içerisinde çok doğal olarak hızlı bir şekilde öğrenebiliyoruz. Yerel basında güçlü olduğu takdirde aynı şekilde yerel basınla alakalı bütün bilgilere, yerel gündem ile alakalı bütün bilgilere ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla ben bu oluşumu çok faydalı, çok hayırlı ve güzel bir teşebbüs olarak görüyorum ve düşünüyorum. Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sayın Murat Aydın'la birlikteyiz. Gebze Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Ödül 19 törenindeyiz. Neler hissediyorsunuz, neler söylemek isterseniz yerel basınla ilgili düşüncelerinizi almak istiyoruz. Şimdi ben öncelikli olarak tabii ki teşekkür ediyorum. Gebze Gazeteciler Cemiyeti bizi dün akşam davet ettiler. Biz de il dışındaydık. Bugüne yetiştik. Öncelikli olarak burada olmaktan dolayı son derece de memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Ödül töreni dediniz, Gebze dediniz. Gebze çok ayrı bir kent. Gebze gerçekten Türkiye'nin çok önemli bir kenti. Gebze'deki tabii ki bütün organizasyonlar, bütün çalışmalar çok çok önemli. Buna ek olarak yerel basın diye sorduğun için söylüyorum. Yerel basının Türkiye'deki önemi çok fazla. Ama Kocaeli geneline baktığımız zaman, Gebze geneline baktığımız zaman yerel basın Kocaeli'de işlediği gibi hiçbir kentte işlemiyor. Bakın, bunu açık ve net ifade edebilirim. Bizim çok güçlü bir basınımız var. Güçlü bir yerel basınımız var. Ben bu gücünden dolayı, bu önemli hizmetlerinden dolayı senin aracılığında ben tüm camiamızın bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Böyle bir onur gecesinde de bizlerin burada olması, bizleri davet etmiş olduğunuzdan dolayı son derece de memnun olduğum, bir kez daha ifade edeyim ki dediğim gibi yerel basın çok çok önemli. Şimdi sizler olmamış olsanız, yerel basın bu kadar güçlü olmasa bugün ben burada bu röportajı yapamayacağım. Bizim yaptığımız hizmetler anlatılamayacak. Onun için sizin önemi ve değeri çok üst seviyelerde olduğunu da bilen bir kardeşiniz olduğumu buradan da açık ve net ifade etmek istiyorum. Dilovası Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Sayın Osman Akbulut. Ödül 19 gecesindeyiz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Neler söylemek istersiniz? Ben de tüm emekçi kardeşlerimizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. İnşallah gazeteciler hak ettiği yerde, hak ettiği şekilde olurlar diyorum. Güzel haberleriyle, hep kötü haberler değil, güzel haberlerle dinlemek, açık, şeffaf, tarafsız habercilik anlamında ben iyi çalışmalar diliyorum. Bizler de her zaman emekçinin yanındayız. Bizler de el ele, kol kola hep beraber vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin, dostlarımızın güzel haberler almayı, sizlerden güzel haberler duymayı ümit ediyoruz diyorum. Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Hoş geldiniz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Yaşar Çakmak var. Öncelikle Gazeteciler Günümüzün hayırlı olmasını diliyorum. Dün akşam da gazetecilerimizle beraber Gebze Belediyeler Birliği'nin organize ettiği, davet ettiği bir yemekte bir araya geldik. Güzel bir akşam geçirdik. Hatır sayılır bu bölgedeki gazeteci arkadaşımız katılmıştı. Hoş sohbet ettik, hasbihal ettik. Orada da dile getirdim. Gazetecilik mesleği son derece önemli, kıymetli efendim. Topluma doğrudan doğruya dokunan, toplumdan
anında haber alan, haber veren politikacılarla başta olmak üzere topluma etki eden, bütün kesimlerle doğrudan teması olan, toplumu yönlendiren, eğiten önemli bir meslek grubu, saygın bir meslek grubu. Tabii önemi ve saygınlığı biraz da bu mesleği yapan arkadaşlarımızın hassasiyetleriyle, kalitesiyle ortaya çıkıyor. Temennimiz, ümidimiz efendim hep birlikte şehrimize değer katmak. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Eski Çayırova Belediye Başkanımız Sayın Ziyahettin Akbaş'la birlikteyiz. 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Gebze Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde Ödül 19 törenleri var bu akşam. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle toplumumuzun tarafsız haber almasını sağlayan, gece gündüz fedakarca hizmet eden çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyorum. Teşekkür ederiz. Bütün kamuya hizmet eden bütün arkadaşlarımızın bu çabalarını kamuya yansıtan sizler çalışan gazetecilerimiz olmazsa tabii toplumundan bilgilenmez. Bunları tarafsız ve doğru bilgilendirerek toplumumuzda olumlu bir algı sağladıkları için onlara teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemiz geliştikçe, yerel basınımız güçlendikçe, bu tür haber almanın önündeki engeller de aştıkça basınımızın daha güzel olacağını, toplumumuza, şehirlerimize daha büyük değerler katacağına inanıyorum. Gebze Kent Konseyi Başkanı, hala bu ünvan size ait zannediyorum, Gültekin Şenel'le birlikteyiz. Efendim, Ödül 19 Holiday in Asya'da Gebze Gazeteciler Cemiyeti olarak sizlerin katılımıyla 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Neler söylemek istersiniz? Bölgemizde özellikle büyük bir açığı tamamlayan, yani halkın bilinçlendirilmesi noktasında hakikaten günün şartlarına göre özellikle büyük mücadele veren, hele hele de yereldeki gazeteciler, yani ulusaldakilerin zaten hali hazırda durumları belli. Onlar her türlü kaynak bulabiliyorlar. Ama özellikle yereldeki gazetecilerin o gazeteleri çıkarabilmesi, o internet sayfalarını oluşturabilmesi, işte bu televizyon programlarını oluşturabilmesi noktasında ne kadar gayret gösterdiklerinin en azından ben biliyorum. O yüzden işte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü diyoruz ya, bana göre bu bölgenin çalışanları asıl onlar. Elimiz, kolumuz, yüzümüz, kulağımız oluyorlar. Dolayısıyla ben hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir günde daha iyi şartlarda çalışabilecekleri, daha güzel imkanlar sağlayabilecekleri bir yıl olur diye temenni ediyorum. Tekrar bu gününüzü kutluyorum. Şimdi Mert 2 gün önce kız babası oldu. Ama biz onu kamerada çok yoruyoruz. Mert Gürenç, SK Haber. Teşekkür ediyoruz bana yardımcı olduğu için. Konuğumuz Mücahit Sak. Hemen 10 Ocak Gazeteciler Günü ve bu akşamki Ödül 19 programı ile ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Evet, öncelikle Mert kardeşime, evladı, bütün ailesine hayırlı olsun diyorum. Allah analı babalı büyümesin nasip eylesin. Vatana millete hayırlı evlat olsun diyerek sözlerime başlayayım. Tabii 10 Ocak Gazeteciler Günü bizim basınımızın en özel günlerinden bir tanesi. Tabii basın da bizler için çok önemli. Basın mensubu arkadaşların yapmış olduğu görev hepimiz için, ülkemiz için, bütün dünya için çok önemli. Böyle bir günde Gebze'de de bu yıl yeni kurulan Gazeteciler Cemiyeti'nin de böyle bir programa, daha ilk yılından böyle güzel bir programa imza atması gerçekten mutluluk verici. Aynı zamanda herhalde gurur verici diye düşünüyorum. Çünkü Gebze'mizin en önemli kurumlarından bir tanesi durumuna en kısa süre içerisinde ulaştılar. O yüzden ben başkanından yönetim kuruluna ve bütün üyelerine bundan sonraki görevlerine başarılar diliyorum. İnşallah çok güzel işlere imza atarlar. Teşekkür ediyorum. Efendim,
Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğimizde Gebze Gazeteciler Cemiyeti'nin Ödül 19 programında Holiday in Asya Gebze'de sohbetlerimiz devam ediyor. Gebze Belediyeler Birliği Dönem Başkanı, Dilovası Belediye Başkanı Sayın Hamza Şair ile birlikteyiz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım, yerel basın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve Ödül 19 programı, neler söylemek istersiniz? Tabii böyle bir özel günde aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüzü tebrik ediyorum. Çok teşekkür. Tabii şu anda sizin aranızda olmaktan öncelikle gurur duyuyorum. Şu tanıdığım tüm ekip arkadaşlar hepsi birbirinden değerli, kıymetli. Sizler bizlerin yüzlerisiniz aslında. Doğruyu, yanlışı halka aktarmakta gerçekten ciddi sorumluluklarınız da var. İşiniz de zor, en az bizim kadar işiniz de zor. Bu nivalde de sizlere kolaylıklar diliyorum. Efendim, Gebze'de tiyatro deyince akla gelen ilk isim Bayram Gündoğdu, Tiyatro Roza. Hem sizden, kendi faaliyetlerinizden biraz bahsedin. Hem yerel basın bu faaliyetleri ne kadar aktarıyor kamuoyuna, ondan bahsedin. Bir de Ödül 19 programından bahsedin. Buyurun. Hayırlı olsun öncelikle. 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Yerel basın aslında ulusal basından daha önemli bana göre. Zaten ulusal basının kaynağı yerel basın. Ben o yüzden çok önemsiyorum. Her biriniz çok çok değerlisiniz. Tiyatro olarak bana desteğiniz her zaman çok fazla oldu. Bütün gazeteci arkadaşlar, abilerimiz desteğini her zaman esirgediler. Oyunlarımızı haberlerine taşıdılar. Yeri geldi köşe yazılarına taşıdılar. Yeri geldi ulusal basına taşıdılar. O noktada çok çok önemli. Yaptığımız işin gün yüzüne çıkması, ön plana çıkması, sizlerin çok büyük katkısı var. Teşekkür ediyorum o açıdan. Gebze Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Sayın Ziyaettin Erattır Bey ile beraberiz. 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Ödül 19 programındayız. Neler söylemek istersiniz? Ben kutlanan gazeteciler gücümüz ve günümüzü en derin saygı ve sevgilerimle tebrik ediyor ve kutlamanıza ortak olmaya geldim. Hoş geldiniz. Gönlümde geçen Gebzelik gazeteciler ve basınımızın sürekli Türkiye gündeminde başarılı olmalarıdır. Ve güzel çalışmalarıyla takdir topladıklarından da eminiz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bize düşen sorumluluk çerçevesinde sizlere nasıl yardımcı olmamız, haber verme açısından tüm duygularımızı sizlerle paylaşmaya her zaman adayız. Sizler sağ olun, var olun. Sizler Gebze'nin aynasısınız. Gülen yüzüsünüz. Gebze'de çirkinlik yok. Tüm güzelliklerini de sergilemesine öncülük ediyorsunuz. Ben sizlerle tanıştıkça, konuştukça, güzel ortamları yakaladıkça kendimle gurur duyuyorum. Ki Gebze'de bile güzel bir basınız vardır diye. İş adamı Özcan Dal'la birlikteyiz. Sayın Başkan, Ödül 19 programındayız. Gebze Gazeteciler Cemiyeti üyeleri sizlerle birlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor. Neler söylemek istersiniz? Yaşam demek, kişilerin birbirinden haber alması demek. Bunu da karkış demeden, kolay zor demeden yapan gazeteciler. Bir kere her şeyden önce şükranlarımızı sunuyoruz. İkincisi, bir de bu yerel gazeteler var biliyorsunuz sizler gibi. En büyük derdi de çekenler sizlersiniz. O minik minik yerlerden haberleri toplayıp o koskoca gazeteleri oluşturuyorsunuz. Onun için sizlere saygımız daha da fazla. Onun için tebrik ediyoruz. Gününüzü kutluyoruz. Umarım daha çok uzun seneler şöyle güzel güzel hayırlı haberler yaparsınız. Davetiniz için de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ödül 19'da konuğumuz Atatürkçü Düşünce Derneği Gebze Şube Başkanı Sayın Sezer Nilgün Aydın. Gerçek, ilkeli haber yapan tüm gazetecilerin Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Sonsuzluğa gitmiş gazetecilerimize de rahmet diliyorum. Yanımda İYİ Parti Gebze Kadın Kolları Başkanımız Sayın Seda Yalçınkaya Modern var. Efendim, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Ödül 19 programı, neler söylemek istersiniz? Ben de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Aranızda olmaktan son derece mutluyum. Hepinizi çok seviyorum. İyi akşamlar. Tüm basın mensuplarının, emekçilerin basın gününü kutluyorum. Daha bağımsız, daha özgür bir basın diliyorum. Hepinizi seviyoruz. Sizsiz bu hayat çekilmez. Sizlerin desteğiyle çekiyoruz bu hayatı. Teşekkür ederim. Bütün basın emekçilerin gününü kutluyorum. Gebze Spor Başkanımız
Çiçeği Burnu'nda Başkan Recep Avcı ile birlikteyiz. Başkanım, yerel basın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü neler söylemek istersiniz? Bütün gazetecilere ne başarılar diliyorum. Eskiden beri ben hep yanınızdaydım. Bundan sonra da yanınızda olacağız inşallah. Yanımda Adalet ve Kalkınma Partisi Gebze İlçe Başkanı Sayın İrfan Ayar var. Sayın Başkanım, yerel medya ödül 19 töreni, Çalışan Gazeteciler Günü neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikli olarak ben de Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum bütün çalışan gazetecilerimizin. Şimdi bizler evimizde, iş yerimizde rahat rahat otururken gazetecilerimiz her türlü zorluk altında haberin doğrusunu bizlere ulaştırıyorlar. Dolayısıyla kutsal bir meslek, kutsal bir görev. Ben başarılar diliyorum. Biz de siyasetçiler olarak üzerimize ne düşerse yapmamız gerekiyor. Konuyla ilgili tekrar tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum hepsine. Tekrardan kutluyorum. Darıca Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık'la birlikteyiz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Gebze Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği etkinlikte bir aradayız. Neler söylemek istersiniz başkanım? Evet, evvela 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tüm gazeteciler camiasını kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Daha nice 10 Ocak günlerinde buluşmak dileğiyle diyoruz. Bugün de ödül törenindeyiz. Bizler de birazdan salondaki yerimizi alacağız. Darıca ve Gebze bölgemiz genel itibariyle gazetecilerimizin yoğun olduğu, hakikaten de kaliteli gazetecilerin yoğun olduğu bir bölge. Onlarla da gurur duyuyoruz. İyi, barışık bir çevremiz var sağ olsun arkadaşlarla beraber. Bizler de siyasetçiyiz, yerel hizmetkarız. Yerel belediyecilikle yerel gazetecilik hemen hemen eşdeğer. Aynı yolun yolcusuyuz derler, bizim orada bir tabir vardır. Bizler de hep halka hizmet noktasında çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Vatandaş da bizden aldığı bilgileri, gazetecilerimiz de bizden aldığı bilgileri olduğu şekilde, objektif bir şekilde de halkımızla buluşturuyor. Bu da kutsal bir görev. Ben bu vesileyle bütün gazeteciler cemiyetine mensup bütün bu işe emek sarf eden basın emekçilerimizin gününü kutluyorum, tebrik ediyorum. Daha nicelerinde buluşmak dileğiyle diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Gebze Belediye Meclis Üyesi Sinan Çeper'le birlikteyiz. Efendim, Çalışan Gazeteciler Günü ödül 19 programı neler söylemek istersiniz? Öncelikle merhaba, hayırlı akşamlar diliyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü bütün emekçilerimizin bu güzel günü kutluyorum. Mevlam bizlere daha nice böyle güzel organizasyonlar nasip etsin. Ben başkanımıza da çok çok teşekkür ederim. Burada bu güzel atmosferde bizleri ağırladı. Sizlere de teşekkür ederim İrfan Bey, bana söz hakkı verdiğiniz için. Söyleyeceklerim. Son bir yıl içerisinde tabii önemli gelişmeler kaydettik. Türkiye Gazeteciler Federasyonu üyesi ve daha kurumsal bir çatı altında buluştuk. Son bir yıldır daha kurumsal sahibiz. Bugün Gebze'de günlük 9 tane, haftalık 1 tane başkanlarımız, sivil kuruluşlarının temsilcileri. Gazetecilik gerçekten çok kutsal bir meslek. Yaşadığını hissetmek ve hissettirmek olarak biz nitelendiriyoruz. Çünkü herkesin aslında bir gün sonra ya da birkaç saat sonra bile öğrendiği haberleri gazeteciler anlık olarak haberler oluyor ve bu haberi ilk duyurma telaşı gerçekten bu mesleğin lokomotif şeklidir. Ekip arkadaşlarımla da ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir özveriyle çalıştık. Genel başkanıma ayrı bir teşekkür ediyorum. Başkanımızla ödülünü takdim etmek üzere TV bölge temsilciliği olarak başladı. Çok kıymetli başkanımıza davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Bakanımız buyursunlar efendim. Arz ediyoruz. Gözü davet ediyoruz. Sayın Başkanım.